Şimdi bir karar aldım ben, bir yer bilimci olarak. Artık gerek duymadıkça, özel sorular sorulmadıkça deprem fay, deprem nerede olacak, nasıl olacak, hangi fay kırıldı, hangi fay kırılacak konusunda konuşmuyorum. Onlar elbette ki önemli. Ama ben diyorum ki, kimi arkadaşlarım da benimle aynı görüşte, onlar akademik dünyanın işi, bırakın akademisyenler onu tartışsın. Bugüne kadar onları tartıştık, geldiğimiz nokta şu, işte bu son deprem. Görünürde 50 bin, muhtemelen çok daha fazla insanımızı bir gecede, bir dakikada toprağa gömdük. İşte depremin sonucu bu. Ve bu deprem, Okan da söyledi, Okan hocam, bu deprem biliniyordu. Yani bize Marmara depremini sorduktan sonra basın mensupları klasikti, sorarlardı. Hocam, bundan sonra Türkiye'de nerede deprem bekliyorsunuz diye parmağımızı şöyle yumardık, Maraş derdik. İkincisi Yedisu derdik. Neyse üçüncü sayardık. Şimdi bu parmak artık bitti. Maraş bitti ve oldu. 99'dan sonra bu Maraş depremi geliyor diye çok arkadaşımız, çok yer bilimciler bunları söylediler. Ben de dahil olmak üzere. Ben hatta 3 Şubat'a kadar söyledim. 6 Şubat'ta da Maraş depremi oldu. Çok yazdık, çok çizdik. Ama sonuçta bu sahneyi görünce anladık ki biz hiçbir yerden duyulmuyoruz. Sesimizi duyan yok. Yani göçük altında bağırıyoruz ya, sesimizi duyan var mı diye. Bizlerin sesini duyan maalesef yok. Eğer olaydı bugünkü sahne olmazdı. Bugünkü sahne aklı başında bir ülkede olsaydı, ciddi bir demokratik ülkede, aydın bir ülkede olsaydı, bugün çok şey değişirdi. Hiçbir şey eskisi gibi olmazdı. Ama bakın, hiç de değişen bir şey yok. Yavaş yavaş da onu unutacağız. Hele birkaç ay daha geçsin bu. Şimdi ben burada özellikle İzmir'i nasıl deprem dirençli yaparız onu anlatacağım. Çok genel 6 başlık oluşturdum. Bu bütün kentler için geçerli. Tabii o başlıkların içerisinde ayrıntılı konuları yerleştirebilirsiniz. Ama o başlıklara geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Türk milleti olarak, İzmirliler olarak deprem nerede, ne zaman, nasıl olacak diye sormayın. Çünkü bize yakışmıyor. Yani deprem filan yerde olacak dediğimiz zaman rahat mı edeceğiz? Veya 40 sene sonra olacak dediğimiz zaman oh be bu işi yırttık mı diyeceğiz? O zaman ölecek insanlar, bizim çocuklarımız, torunlarımız, bizden gelen nesillerimiz olmayacak mı? O halde neyin peşindeyiz? O fay kırıldı mı, bu fay kırıldı mı? Hocam, Mersin'de de fay deprem oldu, buraya da deprem mi geliyor? Yok, Van'da böyle oldu diye. Ben korkuyu anlıyorum, ben de korkuyorum. İnsani bir duygudur. Ama ülke olarak, millet olarak, bizi yönetecek insanlar olarak gerçekten yakışmıyor. Bir gerçek var. Deprem bir gerçektir. Bu ülkenin en önemli sorunudur. Bu siyasiler tartışıyor ya hani, hukuk diyor, adalet diyor, işsizlik diyor, yolsuzluk diyor. Ne diyorsanız sayın, yani bu ülkenin sorunları diye en başa depremi koymak zorundasınız. Ve öyle bir gerçek ki yok edemezsiniz. 13 milyon seneden beri bu bölgede depremler ola geliyor Türkiye'de. Türkiye sınırları içinde.
ve daha milyonlarca sene devam edecek. İşte bu. Yani millet olarak bizim duyacağımız bu. Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda büyük bir deprem olabilir, binlerce insanı toprağa verebiliriz. Gerçek bu. Bunu da duyuyorsunuz. Artık başka sorulara gerek yok. Bırakın onu yer bilimciler, bilim dünyası kendi aralarında tartışsın. O farklı söylesin, bu farklı söylesin, o kırıldı, kırılmadı desin, bizi ilgilendirmiyor. Şimdi bu gerçeği kabul edersek, geliyorum bana göre işin en önemli noktasına. Madem ki bu ülkede depremler ola gelecektir, madem ki depremleri engelleyemiyoruz, o halde depremlerde yıkılmamak için millet olarak deprem dirençli kentler oluşturmak zorundayız. Deprem dirençli yerleşim alanları oluşturduğumuz takdirde deprem korkusunu da atarız. Herhangi bir deprem olduğu zaman bir gecede 50-60 bin kişiyi de maalesef çoluk çocuğumuz, kadın, yaşlı, genç toprağa vermeyiz. O halde mümkün mü yani deprem dirençli yerleşim alanları? Evet, mümkün. Dünyada örnekleri çok. Diyelim Kaliforniya, Japonya, Meksika, hatta Şili, İtalya, daha da sayabilirsiniz. Bu kadar büyüklükte depremlerin olduğu bu ülkelerde bazen daha fazlası oluyor. Tesadüfen 5-10 kişi ya ölüyor ya ölmüyor. Bizdeki gibi beşlik, altılık depremde yüzlerce insan gitmiyor. Onlar nasıl başarmışlar? Aynı şeyi biz de yapabiliriz. Onlar nasıl başarmış biliyor musunuz? Çünkü o ülkeler genellikle bilime inanan, bilimin ışığı altında yol alan, bilgi toplumuna dönüşmüş çağdaş ülkeler ve insanlar. O zaman biz millet olarak bu izde, bu doğrultuda yürümek mecburiyetindeyiz. Bunu yapabiliriz. Yapmak için de her şeyimiz var. Şimdi deprem dirençli kentleri nasıl yapalım diye anlatmak istiyorum. Sayın Başkanım da burada. Dolayısıyla öyle kafa karışıklığı da yok. Çok basit. Bunu hiç anlamayan hiç kimsenin olacağını sanmıyorum. Ayrıntıları bırakın. Ayrıntılar o kefelerin içine, altı başlığın içerisine girer, yerleşir. Onu o işin sahipleri yaparlar ama yönetici olarak bizim deprem dirençli bir İzmir yaratmak için bakacağımız altı önemli bileşen var. Bu bileşen de İzmir'i oluşturuyor. Bunlardan biri olmazsa İzmir de olmaz. Bir kent de olmaz. Şimdi birincisi yönetim sistemi ve yönetici karakteristiği veya özelliği. Şimdi İzmir'in yönetim sistemi belli. Yani belediye başkanı var, vali var. Vali atanıyor, belediye başkanı seçiliyor. Burası da bir deprem kenti. O halde bir deprem kentine herhangi bir yönetici geldiği zaman normal bir kentin yönetimi gibi, yöneticisi gibi olamaz, olmamalı. Deprem nedir bilmeli. Deprem nedir bilmenin dışında yönettiği kentin tehlikesi neyle, hangi faylarla veya sistemle tehdit ediliyor onu bilmeli. Yani tehlike analizi nedir onu bilmeli. Deprem olduğu zaman veya olmadan önce zarar nasıl azaltılır onu bilmeli. Ve bu doğrultuda kentin çeşitli dairelerinde depremle ilgili kuruluşları harekete geçirebilecek bilgisi, yeteneği olmalı. Onları koordine edebilmeli, onları organize edebilmeli. İzmir'i kente hazırlama noktasında kime ne görev vereceklerini bilmeli, o görevi yapıp yapamadıklarını takip edebilmeli
ve sonuç olarak da kentin deprem konusunda, afet konusunda orkestra yönetir gibi yönetebilecek bilgi, beceri ve birikime sahip olmalı. Peki o nasıl olacak? Gayet basit. Türkiye Cumhuriyeti bu bugün sistemimizde yok deyince beni hiç ilgilendirmiyor. Meclis orada. Yani bir sürü gerekli gereksiz işlerle uğraşacaklarına yönetim sistemini bir kanunla değiştirsinler. Yöneticiler belirli bir kursa, belirli bir eğitime tabi tutulsunlar. Ondan sonra yönetim oluşsun. Yani bu herhalde zor bir şey değil. Şimdi bu kentin birinci parametresiydi. Uzatmak istemiyorum. Yönetim sistemi ve yönetim. Demek ki İzmir'i deprem dirençli yapmak istiyorsak önce yönetimin bu nitelikte, bu tür ellerde olması lazım. Bunu niye diyorum biliyor musunuz? Kimi yöneticiler, mesela bu bölgede gördük, şu anda deprem bölgesinde belediye başkanı hayatında hiç deprem duymamış gibi konuştu. Tüylerim diken diken oldu. Hiç bu tarakta bezi yok. Hiç düşünmemiş. Şimdi ikinci bileşen, yani İzmir'in ikinci bileşeni yönetimden sonra halk. Şimdi burada sizlere de serzenişte bulunacağım. O sizlerin içine kendimi de koyuyorum aynı sırada oturmuş olarak. Bir kentin halkı eğer deprem bilinçli, bilgili, birikimli ve kültürlü değilse siz o kenti asla depreme hazırlayamazsınız. Çünkü deprem kültürü olmayan halk depremde yara alabilecek her işi gizli gizli yer altından yapar, sağından solundan yasaların arkasından dolaşır, yine yapar. Ev yaptığı zaman kaçak yapar, göçek yapar, dört kata imara ruhsat alır, beşinci katı da kaçak atar. Hiçbir zamanda denileni ciddiye almaz, ne deprem öncesi, ne sırası, ne sonrası eğitime kulak asmaz, ailesine herhangi bir deprem planlaması yapmaz. Yani dilim varmıyor söylemeye ama bazen de yani yasalara ve etiğe uygun olmayan işleri de rant uğruna yapar ve o kenti siz istediğiniz kadar yönetim deprem dirençli yapmaya çalışsın. O deprem direncinin gerektiği kurallara uymayan halkla o kenti bir yere götüremezsiniz. Şimdi biz böyle miyiz? Üzülerek söylüyorum, evet. İzmirliler farklı mı? Hayır. Bunu buradan söylüyorum. O zaman lütfen gelin kendimiz de değişelim. Bu işe son verelim. Bunun için neden mi arıyorsunuz? Basit. 60 bin insanımızın bir gecede gömülmüş olması. Bu yetmiyor mu? Kendimizi değiştirmek için, idrak etmek için bu yetmiyor mu? Daha kaç binin ölmesi gerekiyor? Yani halktan yana da dertliyim. Halkın insanıyız ama bizim halkımız bu olamaz. Bu halkla biz depremle baş edemeyiz. Şimdi üçüncü bileşene geldik. Altyapı. Altyapı deyince yol, köprü, işte viyadük, tünel, baraj, kanalizasyon şebekesi, içme suyu şebekesi gibi, doğalgaz şebekesi vesaire. Şimdi siz bir kenti deprem dirençli yapacaksanız bu altyapıyı deprem dirençli yapmak mecburiyetindesiniz. Bakın işte örnek oldu bugünkü deprem bölgesi. Altyapı diye bir şey yok. Bütün altyapı tahrip oldu. Ve kanalizasyon sistemi su şebekesine karıştı. Bugün su içemiyorlar. Hastalık da kasıp kavuracak. Bu kehanet değil. Bakın size söyleyeyim. O bölgede de salgın hastalıklar ya başlamıştır ya da daha fazla başlayacaktır. O zaman yapılacak iş deprem gelmeden önce bu depremde hasar alacak altyapıyı yenilemek,
eksiği gediği varsa tamamlamak, bozuk bir tarafı, çürük bir tarafı varsa değiştirmek. Biz mesela İstanbul'da bunu yapıyoruz. Bütün altyapıyı, bütün analizlerini yaptık. Şimdi yani bütçe meselesi, tabii belli bir bütçe de var ama yeterli değil. Onları değiştirmeye çalışıyoruz. İşi uzatmamak için fazla örnek vermiyorum. Üçüncü bileşen de bu. Yani yönetim, halk, altyapı. Şimdi altyapıda hatta şunu da unutmadan söyleyeyim. Havaalanı nereye yapılacak? Yol nereye yapılacak? Veya işte bir takım diğer altyapı nerede olacak dediğinizde, olmaması gerekeni en iyi gösteren bu bizim deprem bölgesi. Bakın, havaalanı yapılmış, havaalanı oraya yapılmamalı. Yol yapılmış, yol kalmamış. Hiçbir şey. Ha diyeceksiniz ki ya büyük bir depremde o kadar da olur. Olur ama bu kadar olmaz. Dünyaya bizim deprem bölgesindeki hasar örnek olarak gösterilmelidir. Bir ülkede deprem dirençli kentleşmenin olmaması gerekenin en güzel örneğini veriyoruz. Bunu ben de söylemiyorum. Bakın, yani 99'dan beri Maraş'a deprem gelecek diye elimizle gösterdiğimiz, bilim adamlarının bas bas bağırdığı bir yerde yerel yönetimler, merkezi yönetim de dahil hiçbir şey yapmamış. Hiçbir şey yapmadıklarını, meseleyi anlamadıklarını bugünkü tablo gösteriyor. Evet, şimdi gelelim diğer bir bileşen. Yani o da dördüncü bileşen oluyor. O da yapı stoku. Şimdi bu yapı stokunu çok iyi biliyoruz biz. Yani kentin, zannediyoruz ki bir kenti deprem dirençli yapmak sadece yapı stokunu güçlendirmek veya yenilemekle olur. Neden öyle iyi biliyoruz biliyor musunuz? Çünkü rant onun içerisinde. Onu biz müteahhitlik projesi gibi görüyoruz. Kentsel dönüşümü de bir müteahhitlik projesi gibi algıladık. Kentsel dönüşümün motor gücü olarak da müteahhitleri ortaya koyduk. Doğal olarak nasıl oldu? Ben de müteahhit olsam aynı şeyi yaparım. Nerede fazla para var, kar getiriyorsa kentsel dönüşümü oradan başlattık. İstanbul'da örneğin Bağdat Caddesi. Her taraf heyyula binalar oldu. Zeytinburnu en büyük darbeyi yiyecek, söz gelimi. Git ki orada kentsel dönüşümü göresin. Şimdi bu bileşen önemli. Çünkü insanların en fazla ölümüne neden olan bileşen, kent bileşeni yapı stoku. O zaman yapı stokunu güçlendirmek, yenilemek, gerekirse tahliye etmek gerekir. Bunu uzun uzun anlatmayacağım. Ama şunu yapmayacaksınız. Bakın, bu depremlerden önceydi. Benim bas bas bağırdığıma herkes şahittir. Şimdi de hatırlayacaksınız. Hükümet çıktı dedi ki, biz dedi 600 bin konut yapacağız ve ucuz krediyle halka satacağız. Halkımız da kuyruğa girdi. Tabii yani kimse başını sokacak evi olmasın diye kim söyler? Hepimiz seviniriz yani o işe, o doğru. Ama ben dedim ki bu yapılan şey yanlış. İstanbul'da 90 bin bina çökme noktasında zayıflığı varken, İstanbul'da yüz binlerce insanın can güvenliği yokken hükümetin yeni konut yapıp satması doğru değildir. Önce İstanbul'da ölümü bekleyen insanların binalarını halledin de ondan sonra yapıp satın diye. Ama dediğim gibi yani kim duydu ki? Yani belki 3 kişi, 5 kişi duydu, duymamıştır. Duysa ne olur, duymasa ne olur zaten. Sonuç olarak bakın, yani insanlarımızın can güvenliği yokken bile biz ne yönetim ne halk olarak aldırış ediyoruz. Yani millet diyebilirdi, biz konut istemiyoruz. Önce İstanbul'da
ölümü bekleyen binaların deprem güvenliğini halledin diye. Veya yani bu halkın biraz uzak durmasının sebebini, insani nedenleri hep kabul ediyorum ama birçok seçim geçti. Yerel ve merkezi seçimler. Meydanlar tıklık tıklım doldu. Ateşli ateşli nutuklar verildi. İnanılmaz alkışlar malkışlar oldu. Her şey istenildi. Hiçbir kimse bir tek pankart bile kaldırmadı Allah rızası için. Depremde ölmek istemiyoruz. Deprem bizim kaderimiz değildir demedi. Nasıl oluyor bir deprem ülkesinde yaşayan, işte bir gecede 70 bin, 60 bin insanımızı toprağa veren bir millet olarak ya nasıl bu konuya bu kadar uzak durabiliyoruz? Sahiden nasıl yapabiliyoruz biz bunu? Bundan daha önemli ne var? Devletin en önemli konusu bu değil mi Allah aşkına? İnsanların can güvenliğini sağlamayan bir devlet devlet olur mu? Böyle bir devlete de gerek var mı? O halde öbür bileşene de geçmeden önce yine iş bir şey anlaşılıyor. Bu devletin de bu toprakların da sahibi biziz. Millet, millet bizleriz. Güç de bizim elimizde. Çünkü biz parmak kaldırdığımız zaman yani oy verdiğimiz zaman biri iktidara geliyor, gücü eline geçiriyor. İndirdiğimiz zaman sandığa gömülüyor. Şimdi deprem partiler üstü bir konudur. Siz herhangi bir partiye gönül verebilirsiniz. Saygı duyarım, başımızın üzerinde yeri var. Ama bir bilim adamı olarak söylüyorum. Asla da siyasi bir tarafım olmadı. Ve size diyorum ki, lütfen Allah aşkına, bu seçimden başlamak kaydıyla bundan sonra hangi partiye, hangi inanca, hangi düşünceye sahip olursanız olun, herhangi bir parti sizin de sevdiğiniz olsa bile deprem konusunda, insanlarımızın can güvenliği konusunda ciddi planı, programı, iradesi olmuyorsa sakın ona oy vermeyin. Ancak bunu yapabiliriz. Şimdi halkı da bu yapı stokunda geçtikten sonra bir başka konu, kentin önemli bir bileşeni, çevre ve ekosistem. Şimdi arkadaşlar, deprem en büyük çevre felaketi. Bunun buradan örneğini yine bu deprem bölgesinden vereceğim. Şimdi biliyorsunuz şu anda 100 milyon tonun üzerinde enkaz ve moloz var şu anda deprem bölgesinde. 100 milyon tonun üzerinde enkaz ne demek biliyor musunuz? Tasavvur edin. Yani 30 tonluk kamyonlarla siz senelerce taşısanız onları bitiremezsiniz. Şimdi bunlar geliyor acele acele, onları bir kaldırmak lazım. Hem psikolojik olarak hem de inşaat yapacaksınız. Halk da böyle molozun içinde yaşayacak hali yok. Dolayısıyla bunu bir an önce kaldırılıyor. Halbuki deprem molozu aydın ülkelerde, çağdaş ülkelerde böyle rastgele, alel acele kaldırılmaz. Onun ulusal ve uluslararası yönetmeliklere göre bu molozu bertaraf etmek zorundasınız. Çünkü moloz dediğimiz zaman bunun içerisinde inşaat malzemesi var. Bunun içerisinde kimyasal maddeler var, organik maddeler var, evsel atıklar var. Yani bir sürü çok değişik şeyler var. Demir, kağıt, plastik, asbest, cam, ne aklınıza gelirse var. Şimdi siz bunları götürüp bir yere gömerseniz, bugün yapıldığı gibi tekrar dünyaya örnek oluyoruz, yapılmaması gerekenler konusunda bir yere koyarsınız arabayla, üzerinden de her döküldüğünce bir silindir geçer, onları güzel sıkıştırırsınız, işte kaldırıyorsunuz. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Bu molozlar böyle basıldı bir yere geldiği zaman
eğer önlem almamışsanız, önce molozların içerisinde biyokimyasal reaksiyonlar başlıyor. Ondan sonra fizikokimyasal reaksiyonlar başlıyor. O molozların içerisinde ne kadar ağır metal, zehirli, parlayıcı, patlayıcı, toksik madde varsa konsantrasyonu artıyor. Üstten de yağmur yağınca bunlar aşağılara doğru taşınıyor toprağa. Toprak da dağılıyor, toprağı kirletiyor. Topraktan yeraltı suyuna giriyor, yeraltı suyunu kirletiyor. Yeraltı suyu göle, denize, akarsuya gidiyor, oralara taşınıyor. Dolayısıyla balıkçı balık tutuyor, sizin sofranıza mis gibi balık halinde o toksik madde, zehirli madde geliyor, siz de afiyetle yiyorsunuz. Köylü domates ekiyor, domatesten aynı atıktan zehirli maddeleri alıp yiyorsunuz. Bakın bu şaka değil. Dünyanın bütün deprem bölgelerinde depremin vurup öldürdüğü kadar insan uzun dönemde hastalıktan ölüyor. Yani bu Birleşmiş Milletler'in deprem konusundaki raporlarında var. Bunlar dünyayı keşfetmeyelim yani. Onun için bertaraf etmeden önce çağdaş ülkelerde önce bir geri kazanım yapılır, geri kazanım. Bu molozlardan milyonlarca dolar geri kazanıyorlar. Yani her şeyi mamül madde haline getirerek veya çeşitli malzemelere dönüştürülmek suretiyle ve bunları bertaraf ederken de özellikle geçirimsiz hava ve su geçirimsiz membranlarla bunları önce bohçalayıp öyle gömüyorlar. Üzerlerini de örtüp yeşillendiriyorlar ve bunları da park haline getiriyorlar, deprem parkı. Ve gezen çocuklara da onu hatıra olarak gösteriyorlar, depremi unutmamaları için. Bakın bu gördüğünüz tepede binlerce insan öldü, şu moloz şudur diye. Ama orası son derece sağlıklı, gösterişli bir park haline getiriliyor. Bunun da örnekleri dünyada var. Ama biz bunu böyle yapmıyoruz. Neyse uzatmayacağım. Demek ki bir parametremiz de çevreydi. Onu da söyledik. Ve son parametre bir kenti kent yapan o da ekonomi. Hocam da burada anlattı. Ben onun için onu uzatmayacağım. Sadece vurgulayacağım. Bakın ben TÜSİAD İstişare Kurulu'na da davet edildim. Orada da bir konuşma yaptım. Oradan edindiğim intiba da öyle. Mesela İstanbul'da aynı şeyi ben İzmir için de söyleyebilirim. Çünkü İzmir'deki iş adamları da davet ettiler. Onlarla da konuştum. Depreme hazır değil iş dünyası. Hazır olmadığı için de iş dünyası ciddi bir şekilde bir afetle sarsıldığı zaman dizüstü çökecektir. Ondan hiç kuşkum yok. Bugün de örneği yine öbür bölgeden verelim. Maraş ve Gaziantep biliyorsunuz o bölgenin ekonomik bakımından en iyi üretim bakımından bölgesiydi, kentleriydi. Bugün oralarda ekonominin çarkları durdu. Ekip önemli ölçüde orada öldü, telef oldu veya bazısı göçtü. Şu anda ekip kalmadı. Ekipmanın çoğu çalışmıyor. Devre dışı kaldı. Aynı zamanda üretimleri durdu. Bir şey üretemiyorlar. Stokları telef oldu. Pazarı kaybettiler çünkü dünya mal ister. Dünya seni fazla beklemez. Veremedin mi sen devre dışı kalırsın. Ve tahmin ediyorum ki 10 seneden önce Maraş, Gaziantep eski durumuna gelemez. 10 sene oh be iyi gelebilir 10 sene derseniz 10 senede dünyayı kaybedersiniz. Maraş, Gaziantep'i dünya hafızasından siler. Rekabet edemezsiniz. Dolayısıyla o bölge çökerse halk mutsuz olur. O bölge ekonomi çökerse orayı bir daha diriltmek için bilmiyorum ne yaparsınız. Bak bu Maraş için söyledim. Ve bu da doğrudur. Maraş'taki iş adamlarınıza telefon ederseniz size söylerler. Benim söylediğimin çok benzer şeyi söylerler. Şimdi İstanbul'dan örnek verip bitiriyorum. İstanbul'da eğer Marmara depremi olur ve bu halleriyle girersek
ekonomi çöker. Marmara bölgesinin ekonomisi dizüstü çöker. Ekonominin çökmesi Marmara bölgesine demektir? Türkiye üretiminin ekonomik %60'ını oluşturan bir bölgedir. O bölgede ekonominin çarkları durur da Marmara bölgesi dizüstü çökerse Türkiye genelinde çöker. Şimdi Türkiye, ben iddia ediyorum, isterseniz yani sizlerle iddiaya da girebilirim. Türkiye ekonomik olarak bağımsızlığını kaybettiği gibi iddia ediyorum, siyasi bağımsızlığını da kaybeder. Nasıl diyeceksiniz, değil mi? Ona cevabını Sayın Cumhurbaşkanımızın şu cümlesiyle söylüyorum. O cümle yani benim her zaman kullandığım bir cümle oldu. Çünkü söylediğimi, anlatmak istediğimi en iyi ifade eden, devletin en ulu ağzından söylenmiş bir cümle. Aynen şunu dedi. Dedi ki bana söylediler, IMF bizden 5 milyar dolar ödünç istiyor, borç istiyor. Ben de dedim ki verin. Bugün borç alan yarın talimat alır. O zaman bu cümle her şeyi ifade ediyor, değil mi? Evet, şimdi o halde İzmir'in deprem dirençli hale getirmeler için öyle çok komplike bir şey yok. Bunun içini doldurmada kanun lazım, yasa lazım, komisyon lazım. Yapın, işiniz gücünüz ne yani, yapın bunları. Ama basit, bakın şu bileşenleri deprem dirençli yapacaksınız. Bu işin püf noktası da deprem gelmeden önce o bileşenlerin ne tür zarar alacaklarını bilimsel yollarla tespit edeceksiniz ve zarar azaltıcı çalışmaları yapacaksınız. Bugün başkan talimat versin, İzmir'deki bilim adamları veya herhangi Türkiye'nin bilim adamları her konuda bu altı başlıkta deprem geldiği zaman İzmir'de nasıl, ne kadar zarar görürü size raporlar halinde belli bir süre içerisinde verirler. Sizin yapacağınızda yöneticiler olarak o verilen rapora göre Bismillah deyip başlayacaksınız. Şimdi burada İzmir doğru yolda. Onu da söylemek zorundayım. İzmir şu anda mikro bölgeleme çalışması yaptırıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin koordinatörlüğü altında birçok üniversite bu işte görev alıyor. Bu saydığım deprem dirençli kentler oluşturmanın alfabesi. Bu mikro bölgeleme çalışmaları sonucunda İzmir yöneticileri, belediye başkanı veya valilik kenti nasıl yöneteceğini, mekan kullanımını nasıl yapacağını, kentin nereye göre evrileceğini, hangi konularda biraz belirgin durgunluk yapması gerektiğini, planlamanın nasıl olacağını bu mikro bölgeleme çalışması söyleyecektir. Söz gelimi filan yerde ruhsat için müracaat mı oldu? Belediye başkanı o mikro bölgelemeye göre bakıp diyebilecektir ki burada asla bina yapamazsınız. Olsa olsa burası yeşil alan olur. Çünkü burada sıvılaşma tehlikesi var. Onun için burada herhangi bir şekilde imar, iskan hiçbir şey olamaz. Halk da ona uyacak. Yani başka türlü yok. Halkı iknayla, eğitimle uyaracağız. Ama eğer bu da olmuyorsa ağır cezalar vermek suretiyle yasalarla olacak. Bu işin şakası yok. Şimdi keza yine bu mikro bölgeleme çalışması kentin neresinin deprem dirençli olduğunu, nerenin zafiyeti olduğunu, deprem dalgalarının nerede depremin etkisini büyüteceğini, nerede azaltacağını yine yöneticilere gösterecek. O zaman yönetici nerede ne kadar bir bina yapacağını, kaç katlı bina yapacağını, hangi yerde yoğunluğu azaltacağını, kentin gelişimini hangi yöne doğru sağlayacağını
bu çalışmalar sonucunda bilecek o saydığım 6 parametrede. Yani aslında bilmiyorum, yani bu iş öyle o kadar zor, komplike değil. Biz niye korkuyoruz biliyor musunuz bu deprem dirençli kentler oluşturmada? O kadar kentlerimizde hata yapmışız ki, kendi hatamızı o kadar büyütmüşüz ki, kendi hatalarımızdan korkuyoruz. Ama bu korkmanın ölüme çaresi yok bakın. Bir an önce nereden dönersek kârdır. Onun için bu işe başlamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti eğer ilelebet varlığını sürdürecekse yapması gereken şey benim görüşüme göre bir afet bakanlığı oluşturacak. Bu afet diyorum sadece deprem değil. Bakın iklim de bizi vurmaya başladı. İklim değişimi. Daha ileriki senelerde, 100 sene sonra belki deniz seviyesi de yükselecek. Kıyılarımızı da kaybedeceğiz. Devlet günlük yaşayamaz, günlük planlama yapamaz. Yüzlerce sene öncesinin planlarını yapmalı. Onun için Afet Bakanlığı, işte bak yağmur yağıyor, görüyorsunuz seller ne kadar afetler oluyor. Su taşkınları, heyelanlar. Her neyse, Afet Bakanlığı liyakatlı kadrolarla donatılacak. Çağdaş, akıllı idare sistemiyle veya daire sistemiyle donatılacak ve Türkiye Cumhuriyeti birçok bakanlıktan daha fazla bütçeyi bu bakanlığa verecek ve bu bakanlık gerçek beka sorunu olan bu afet işiyle bize yakışır mücadele etmek için deprem kuşaklarımızdan başlayacak. 5 yıllık planlarla, yıllık planlarla, elindeki bütçeyle, yerel yönetimlerle kol kola, el ele, halka şefkat göstererek, milletin parasını uluslararası veya ulusal finans kaynaklarını milletin emrine vermek suretiyle bu işe başlayacak ve size samimi söylüyorum 20 sene içerisinde biz bütün Türkiye'yi deprem dirençli hale getiririz. Biz 23 sene içerisinde daha İstanbul'u yapamadık. Teşekkür ederim.